şu andan itibaren Sivas Madımak katliamı ile ilgili kimin ortaya çıkmasını istemediği ne varsa hepsini bir araya getirdik. Kimsenin yok edemeyeceği bir şekilde o dünyaya yüzüne koyduk. Yani şu anda hepimiz yok, birden şuradan yok olsak bile onlar artık yok olmayacak. Ve öyle umuyorum ki, bu bir çağrıdır da aynı zamanda, ya bu kadar büyük malzemeyle bizim yaptığımızın çok ötesine geçecek, çok daha ayrıntılı işler de yapılabilir. Herhalde özellikle Alevi toplumunun gençleri, özellikle araştırmaya, yazmaya, çizmeye, sinemaya meraklı insanlar bunu değerlendireceklerdir. Ortaya konmuş çok büyük bir malzeme var. Bu çalışma tabii ki Madımak'ta hayatını kaybeden 33 insanın yakınları başta olmak üzere olayı yaşayanlar, oradan sağ kurtulanlar, onların yakınları, bugüne kadar bu işin mücadelesini devam ettirmiş olanlar, hukuki süreçlerin içinde hayatlarını karartmış olanlar, öyle diyeyim. Bütün bu insanların tam desteğiyle bu iş yapılabildi. Hem sözlerini, hem hafızalarını, hem gönüllerini açarak bu işin içinde oldular. Yoksa biz bunları yapamazdık. Film yapma süreci içerisinde ya hiçbir şey bilmeyen insan ya neymiş kardeşim bu dediği anda olayı öncesiyle, sonrasıyla, etrafıyla, işte zeminiyle, neyse hepsiyle birlikte karşısında bulabilsin. Bunun için de sadece o günü ayrıntılarıyla anlatmaktan çok, ki bunu yaptım, öncesinde, yani bu işler neden oluyor, buralara nasıl geliniyor, bu olay tekil bir şey midir, nereye oturuyor, ayrıca bu mesela bizde dünyadaki benzer olaylarla bağlantısı çok kurulmadan biz bunları genellikle konuşuyoruz. Halbuki birçok yerde azınlıklara yönelik, her türlü azınlığa yönelik katliamlar, pogromlar insanlık tarihinin bir parçası. Bunlarla da bağını bir şekilde kurmaya çalıştım. Ve işte açıkçası şunun için de projenin başındaki insanlara dürü tebrik etmem lazım. Bu kadar geniş kapsamlı, işte iki küsur saatlik, iki bölümden oluşan 4,5 saate yakın bir film ortaya çıktı. Bunu göze aldılar. Bu da bir cesaret meselesidir. Yani günün şeyine kapılmadılar. İşte ya 10 dakikalık bir şey yapalım da gençler de izlesin. Böyle bir modalar var ya şimdi aslında. Ya onlara kapılmadılar. Daha çok yani 50 sene sonra da bir kişi bütün bu fasılları öğrenmek isterse karşısında böyle bir kaynak niteliğinde bir şey bulabilsin. Böyle bir kaygıyla davrandılar. Bu katliam sonrası başta ailelerimizin direngen tutumu ve Alevi kurumlarımızın örgütlü yapısı, örgütlü ve dirençli yapısı sayesinde katil kuyruğundan yakalandı ve 31 yıldır bırakmıyor. Çünkü katili net bir şekilde tanıyoruz. Ancak 31 yıl dile kolay canlar. 31 yıl içerisinde nesiller de değişmeye başladı. O gün doğan çocuklar bugün 31 yaşındalar. O gün 10 yaşında olanlar 41 yaşında. Ve unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız sözlerinin karşılığını yerine getirmemiz gerekiyor. Bu çalışma bu anlamda çok değerli. Cem evlerimizde kahvaltılar yapan tüm kadın arkadaşlarıma, tüm kadınlara, tüm cemevlerimize teşekkür ediyor. Ankara'dan hepsine saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Öyle anlar oldu ki kendi bileziğini vermek isteyen analarımız oldu. Yani benim lokmam da benim bileziğim olsun. Yeter ki siz Madımak katliamı projesini gerçekleştiririz dediler. Sevgili Eylemcan koordinatör, bu projenin koordinatörü Eylemcan nezdinde projenin farklı bileşenlerini gerçekleştiren her bir canımızın emekleri önünde saygıyla selamlıyorum.